Merhaba sevgili seyircilerimiz, karikatür dersine çok hoş geldiniz. Karikatürün ABC'sinde biz balığı konu olarak tayin ettik ve renkleri, su renklerini daha fazla çalıştık. Bugün farklı bir malzememiz var, akrilik rengi. Akrilik rengleri örtücü bir madde. Onun için çok illüstrasyonda bunlar kullanılır. Benim arkadaşlarım Ezgi, Cihat ve Ranan yardımcı olacaklar. Sorun olsa burada hemen ben onları çözmeye çalışırım. Belki bizim seyircilerimiz evde çalışırken aynı soruları yaşamasınlar diye. Siz isterseniz benle beraber bir balık çizebilirsiniz. Ama ben seyircilere daha artık bilgi vermek isterim. Bizim bu teknik renkli kartonlarda daha fazla güzel görünebilir. Çünkü aşağı rengi örtebilir. Onun için ben daha açık bir renkle etüt ve ilk çizmeyi başlamak isterim. Siz de sevdiğiniz balığı çizebilirsiniz. Farklı olsun ve özel bir balık çizmek isterim sizden. Evet, başlayabilirsiniz siz de. Ben biraz açık renkle işe başladım. Ve daha bir farklı balık çizmeye çalışırım. Biraz abartıcı ama her ne kadar abarılsa o kadar güzel olabilir. Ve sonra ben ana renge geçmeliyim. Ana renk biraz koyu olmalı çünkü üzerinden sonra daha renkler gelecek ve isterseniz siz de biraz koyu renk seçin. Karikatürde konu çok önemli. Ama söylediğim gibi burada çünkü illüstrasyon tekniklerine geçeriz. Bazen konu çok önemsiz de olabilir bu teknikte. Sonra biraz daha su olsa geç kuruyabilir. Ve sonra siz sorun yaşayabilirsiniz. Onun için hemen bunu kuru kullanmaya başlayın. Bizim fırçalarda da yağlı boya fırçaları iyi gelir. Çünkü renk biraz sert ve yumuşak kalem olursa bu renkleri şuradan buraya getirebilmez, taşıyamaz. Onun için biraz sert olmalı. Şimdi bunun bedeni boyandı. Sadece ben biraz bunları saf etmeye çalışırım. Bazı yerlerde renkler kalanmış ve orada geç kuruyabilir. Onun için ben yardımcı olurum. Erken kurusun. Sonra fırçamı yıkayıp peçeteyle kurutup ve başka renge geçirim. Mesela kuyruk. Ama hiç su da olmasa daha başka bir sorun yaranabilir. Sizin fırçanız hiç hareket etmez. Onun için biraz su olması ama çok az. Bunu yönetin, idare edin ve çalışın. Sadece duyguyla güzel bir iş yapmaya başladınız mı? Evet.
biraz daha renk sürmeniz lazım Cihat Bey. Çünkü çok leke oldu. Yeniden oldu. Baştan evet ama hiç sorun yok. Yani beyazın üstüne siyah siz sürebilirsiniz. Burada sorun yok. Aynı yağlı boya gibi. Sadece yağlı boyanın biraz kokusu olduğu için hassasiyetler olabilir bazı insanlarda. Onlar da isterseler resimde akrolik kullanabilirler. Evet, şimdi benim ana renklerim bitmek üzere. Ve sonra bunu söyleyeyim. Siz daha çok renk getirince kağıt üstüne işiniz daha kolay olur. Çünkü hemen hemen renge müracaatınız azalır. Ve bu sizin hızınızı artabilir. Ezgi iyi oldu. Evet. Ama hızla biraz çalışın. Sonra bu bitince ben ikinci renge geçirim. Gözler ve dişler. Aynı işi burada da yaparım. Yani fazla olan renkleri dağıtmaya çalışırım. Biraz hızla kurusun. Biz erken sonuç alalım. Sonra tekrardan fırçayı yıkıp ve kurulayıp başka rengi geçiririz. Evet, A, beyaz, ak renk. Şimdi gözler ve sonra dişler. Ama ben konu da buldum. Sadece biraz bekleriz. Karikatür daha biraz ileri gitsin. Sonra son aşamada ben konuyu belli ederim. Şimdi ben daha renkler kullanmak isterim. Ama biraz beklemem lazım. Çünkü hala benim renklerim kurumamış. İkinci renk bunu örtünce biraz daha fırçayla ben burada çalışsam aşağı renkle karışabilir. Ama siz çok sulu renk gibi kullandınız. Hı hı. Biraz daha çamur gibi olması lazım. Tamam. Başka İsterseniz bir renk kullanabilir miyim? Sanmıyorum. Çok zamanımız az. Onun için biraz bekleyeyim kurusun. Tamam. İsterseniz siz kanatların da renk vurabilirsiniz. Cihat Bey, eliniz maskedir. Ben göremiyorum sizin karikatür. Aa, iyi oldu. Biraz da kartonlar, yani bu kağıtlar ince olunca, hemen biraz daha çalışınca bunlar kıvrılabilir. Evet. Onun için biraz daha kalın olsun. Fon kağıtları çok iyi. Şimdi kuyruk bölümünde aynı sorun siz de yaşadınız. Yani bu çok güzel olmadı çünkü örtücü olmadı. İsterseniz yukarı kat kuruyunca aşağı tarafı daha da bir örtüyle örtün. Bir de hepiniz bu problem var, hepinizde bu problem var. İsterseniz bunu bir daha söyleyeyim. Kalemi biraz kurutun, sonra böyle yuvarlak olarak kuru olsun kaleminiz, fırçanız. Sonra fırça kuru olunca böyle yuvarlak hareketler yapın. Bu daha fazla olan renkler kavuşur ve biraz lekeler azalır. Ben şimdi beyaz rengi yukarı taraftan kullanıp buraya biraz ışık vermek isterim. İlk bunu yapıp sonra ben biraz sudan yardım alıp ve bunları kovuşturmak isterim. Biraz açılsın, tonalitesi iyi olur. Evet, şimdi ışık da burada belli oldu. Ama bunu sadece kuyu renkli kağıtlarda yapabilirsiniz. Şimdi biraz bekleyin.
Evet. Sanırım yukarı kat kurumuştur. İsterseniz balıkların değişik çizgilerini kullanabilirsiniz. Siz de isterseniz kuyruk bölümünde daha biraz örtücü ve değişik renkler, yani çok farklı renkler olsun. İsterseniz orada kullanın. Ben de hemen yemyeşil, yani çok değişik ve farklı renk alıp şuradan örtücü formda biraz çizgi yapmak isterim. Beğenmesem hiç sorun değil. Çünkü sonra bu renki de örtebilirim başka renklerle. Ve bazen ben çok severim koyu renklerle gölge yapım. Şu siyah rengi, bazen söylerler hiç siyah rengi kullanmayın. Ama ben hiç sebep bulmadım. Onun için siyah rengi de kullanırım. Bu işi 20 yıldır yaptım ve çok güzel sonuçlar aldım. Şimdi siyahla biraz mavini karıştırıp ve gözün alt tarafına gölge yaparım. Evet, siz de aynı işi yapabilirsiniz. İsterseniz siyahtan alın, gölge yapın bazı yerlere. Bu teknikte çünkü bizim desen yok. Onun için siyah renkle koyu tarafları biraz kontrastın daha fazla edebilirsiniz. Karikatürünüz daha göze gelsin. Aşağı taraflarda da aynı işi yaptım. Sonra tekrar ben fırçamı yuvup biraz nem bu siyah rengi dağıtmak isterim. Çünkü aşağı renk biraz daha burada çalışınca aşağı renk karışır ve siz daha farklı işler yapabilirsiniz. Mesela şimdi gölge çok iyi olur çünkü aşağı renk yumuşamaya başladı ve bu siyah renkle karışmaya başladı. Ben biraz sarı alıp mesela buralara ince ince noktalar çekerim. Şimdi siyahtan alıp mesela bunun birazcık etrafında çalışıp mesela siyah yerler şimdi belli oldu. Yoksa ağızda aynı işi yaptım. İsterseniz siz de siyah rengi alıp ve gözleri çıkarabilirsiniz. Evet, ama renkler çok az. İsterseniz daha başka bir renklerde kullanın. Cihat Bey, şimdi hepiniz buraya bakabilirsiniz. Bu işin güzelliği şurada. Mesela ben burada mavi ile yeşili biraz kattım, karıştırdım. Ve biraz bu hamur gibi oldu. Hamur gibi olunca şimdi ben aşağıdan gelen böyle formlar çizdim. Ne oldu? Bunun üzerin örtebildi. Oldu mu? Hı hı. Yoksa bunlar bitince ben başka bir renk alıp çizdiğim bu formaların da üzerin örtebilirim. Evet. Rana'nın gözleri biraz koyulandırın etrafı. Evet. İsterseniz buyurun bu siyah rengi. Cihat'la birlikte ortak kullanabilirsiniz. Hocam bu beyaz. Beyaz mı? Evet. Siyah burada. Ezgi biraz sürsün oraya versin.
Evet. Teşekkür ederim. Buyurun. Daha siz internette araştırırsınız. Deniz altında çok balıklar var. Değişik çizgilerle. Onlar çok güzel. İsterseniz onlardan örnek alıp ve karikatürlerinizde, karakterlerinizde kullanın. Aynı ben yaptığım gibi. Mesela şimdi bu. Bilmem hangi denizde. Ama o kadar farklı balıklar var ki. Sanırım aynısı da bulmak olur. Ben şimdi siyahla biraz kırmızı karıştırıp buralarda biraz çizgi yapmaya çalışırım. Daha işim güzel olabilir. Ve sonra bir ince kalemle daha incelikleri yaratmaya çalışırım. Evet, siz de aynı işi yapabilirsiniz. Ama örtücü olması şart akrilikte. Yoksa biz sulu boyayla hemen işi yapabilirdiniz önceden. Onun için akrilikte küçük küçük detaylar çok önemli. Hangi renk hangi renge ötsün? Evet, ben devam ederim. Şimdi konuya geçirim. Mesela şimdi konuyu çizince biraz beyaz lazım. Şimdi Ezgi, onun hala gözleri belli olmadı. Hı hı. Bence biraz yardım alabilirsin kalemle. Bir şey, evet, eksik gösterilir orada. O da gözlerin forması. İyi oldu Cihat. Bence siz daha farklı renkler kullanabilirdiniz. Sadece sarıdan kullandınız. Mesela şurada bakırsınız, değişik değişik renkler var. Hala ben sorun görürüm kuyruk kısmında. Çünkü orası çok açıldı, evet. Bir de isterseniz çok değişik renkler, moral verici renkler, sevindirici renklerden daha kullanabilirsiniz. Ben de konuya geçip şuradan karikatürümü bitirebilirim. Evet. Bir sap aslanmış. Ama burada konu belli. Şimdi belli olacak. Evet. Böyle olunca şimdi konu da ortaya çıktı. Yani de zamanımız olsaydı ben bunun etrafında daha çok çalışırdım. Ama hepiniz başarılı oldunuz. Sanırım buna biraz fazla zaman lazım. Onun için evde hemen devam edin. Zevk alın. Ve inşallah gelecek bölümlerde daha farklı farklı ben karikatürler sizden beklerim. Herhalde bizim program burada sona ermişti. Gelen programa kadar size hoşça kalın söylerim. Hoşça kalın.